Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine hep beraber bir hırka videosu yapımında beraber olacağız. Örmesi oldukça keyifli bir hırka yine. Renkleri dilediğiniz gibi seçebilir. Benim verdiğim bu ölçülerde hazırlarsanız eğer 38-40 beden arası bir hırkanız olacak. Video içinde size minik minik beden arttırmayı ya da büyük, daha büyük bedeni yapmayı elim dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Eğer benimle birlikte bu hırkayı örmek isterseniz videonun devamını izlemeniz yeterli. Motiflere başlamadan önce şöyle bir ipler ve tığımızla ilgili size bir takım bilgiler vermek istiyorum. İplerim orta kalınlıkta kullandığım 4 mevsim koton ipler. Bunları çok fazla kullandığımı sizler de biliyorsunuz artık, beni takip eden arkadaşlarım özellikle. Kullandığım markaları da biliyorsunuz. Alize Cotton Gold ve Yarnar jeans kullanıyorum. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Bu iki markayı sadece ve sadece renk skalamı genişletmek adına tercih ediyorum bir arada kullanmayı. Yoksa hani birisini ortada, birisini kenarda falan diye bir ayrımım yok. Sadece renk skalamı genişletiyorum. Gördüğünüz üzere zaten renk şöyle çektiğimde hepsinin markaları, renkleri, mesela Yarn Art, Alize, işte Alize, Yarn Art gibi sadece aradığım renkleri her iki markada değişik değişik bulabiliyorum. Şimdi bu hırkamızda hazırlayacağım hırka 36 ile 40 beden arası olacak, biliyorsunuz. Normalde bu iplerle aslında ben 3 milim tığ kullanıyorum ama bazen modele göre, düşürmek istediğim şekle göre tığımı değiştirdiğimi çoğu kez söz etmiştim. Bu sefer tığımı 4 milim kullanacağım. Eğer siz de örmeyi düşünüyorsanız normalde kullandığınız tığlardan 1 milim daha fazlasını tercih edin. Artık hangi ipi kullanıyorsanız, her ipe önerilen tığ numarası farklıdır, biliyorsunuz. Şimdi başlamadan evvel bir de size motiflere şunları da söylemek istiyorum. Toplamda 76 motif hazırlayacağız. Bu 76 motifin 30'unu arka için, 28'ini ön ve omuz için, 24 nokta artı 4 ve kolları da 18 tane hazırlayacağım. Böylelikle arkadaşlar başlayabiliriz aslında motiflerimizi yapmaya. Tabii siz boyunu uzatmak istiyorsanız her uzatacağınız sıra için artı 9 hesaplamanız gerekiyor. Daha kısa yapacağım diyorsanız da eksi 9 olarak hesaplamanız gerekiyor. Bunları motiflerin sıra sayısını çoğaltarak, patını kalın örerek, daha da bu hırkada bir tık kalın olacak zaten patımız, daha da kalın örerek hırkanın bedenini büyütebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arka 30 hariç geri kalan 46 motifimi çift çalışacağım. Yani şöyle. Her bir motifin eşi olacak. Çünkü hırkanın ön tarafını ve kollarını simetrik çalışmak istiyorum. Karşılıklı yerleştireceğim. Bunun için 46 tanesini çift çalışacağım. Arka için ise her bir motiften bir tane hazırlayacağım. Karışık yerleştirmeyi planlıyorum. Bu şekilde. O zaman beraberce motifin 3 sırasını yapalım. Zaten motifi kare yaptığımız sırada da, motifi kare yaparken de birleşmeye başlayacağız. Ve hırkamızın formunu vermeye başlamış olacağız böylelikle. Şimdi göbek için rengimi alıyorum. Sihirli halka içini hazırlayacağım. Şöyle parmağıma doluyorum. Bir kere sıkıştırdıktan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp hemen yanına bir adet ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincirim var. Tekrar batıyorum. Bir kere de çıktım. Tığımda 2 ilmeğim var. Battım.
Şimdi tığımda 3 ilmek var. 3'ünü 1 çekiyorum. Yani ikili bademler hazırlıyorum. Arada 2 zincirim var. Battım. 2 ilmeği tuttum bir kere çıkıp. Tekrardan battım. Ve 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 2'yi çektim. Bir kere de çıktım 2 ilmek. Evet, bunun gibi 8 tane yani 16 adet trabzanla oluşan 8'li grup hazırlayacağım. 2, 4, 6, 8 aralarda 2 zincirim var. Bütün içini bu şekilde dolduralım. Son grubumu da ördüm. Bu arada arkayı çekip ortayı sıkıştırdım. Aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Şuradaki başlarken oluşturduğum grubun tepesine batıp şöylece ne ilmeğimin arasından geçiriyorum ve şöyle kilitliyorum. Çok pardon. Şöylece ne kilitliyorum. Şimdi sırada ikinci rengimi alıp ikinci sıramı örmek var. Bunun için de ikinci rengimi alıyorum. Zemin rengi için siyah kullanacağım. Siyahla birleştireceğim bunları. Oldukça güzel, böyle cıvıl cıvıl bir baharlı kırkı gibi olacak aslında. Şimdi ikinci sırada ne yapacağım? Burada oluşturduğum her bir yuvaya iki grup ikişerli bademler, ikili trabzanlardan oluşan ikişer adetli bademler öreceğim. Her bir bademin arasında da iki zincirim olacak. Yani şu şekilde ilk olarak şunu şöyle yatırdım, bunun üstünü öreceğim. Şöyle ipimi kilitledim. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Hemen yanına bir adet ikili trabzan ördüm ve 2 zincirim var. Şimdi burada batıyorum, çektim, tuttum, batıyorum, çektim ve 3 ilmeği birden topladım. 1, 2 zincirim var. Her bir boşluğa bu mantıkla bademleri hazırlıyorum. 1, 2 zincir, battım, tekrardan bir kere de çıktım, 3'ünü 1 topladım. Sonuncu grubumu da ördüm, 2 zincirimi çektim. Şimdi buradaki bademin tepesine batıyorum. Şöyle ipimi kilitliyorum. Evet, bu sırayı da tamamlamış oldum. Sırada yeni rengimle 3. sırayı kurmak var. Şöyle yan yatırıyorum. Artık her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzandan oluşan bademler öreceğiz. Her bir bademin arasında 3 adet zincirimiz olacak. Şöyle battım, kilitledim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen yanına batıp çıkıyorum. Bir tane daha batıp çıkıyorum. Ve 3 tane, bu ilk başlangıç olduğu için zincirle yükseldiğimiz için 3 adet. 1, 2 ve 3. Şimdi bu boşluğun içine batıyorum. 1, 2 ve 3 zincirimi birlikte topluyorum. Tekrardan arada 3 zincirim var. Batıyorum. 1, 2 ve şunu da alayım da arkadan bir saniye hemen. Şunu şöyle alayım. Hop. Tamam. 2 ve 1, 2, 3 şöyle. Bu mantıkla da bu sırayı sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Son grubumu ördüm. Şimdi bu grubun tam olarak tepesine batacağım. Yani şuraya. Bakın şuraya batacağım. Yaprak gibi görüntüyü sağlıyorum böylelikle. Evet.
Şimdi böyle arasından da geçirip kitleyip bir güzel tamamlamış oluyorum. İşte bu kadar. Bunun gibi 76 tane motif biriktireceğiz. Dilerseniz benim gibi simetrik yerleştirmek istiyorsanız motifleri çift olarak hazırlayabilir ya da 76 tanesini de karışık. Tabii ki kalça altı bir hırka örecekseniz sayımız 76. Diyorum uzatmalar için artı 9, kısaltmalar için eksi 9'dur bu hırkadaki motif sayımız. Şimdi hazırlayalım motiflerimizi. Motifleri kare yaparken de hırkamıza form vermeye başlayalım arkadaşlar. Toplamda 76 adet motifimizi tamamladım. Ön ve kollar için her bir motiften 2 adet çalıştım simetrik yerleştireceğim için. Arkanın 30 motifini ise birer adet hazırladım her bir motiften karışık yerleştireceğim için. Şimdi ben bu 30 adet motifi ilk olarak birleştirmeye başlayacağım. 6x5 30 motif yani arka parçayı oluşturmaya başlayacağım. Şimdi ilk olarak ben şöyle söyleyeyim arka parçayı ben ip koparmadan birleştirme tekniğim ile birleştireceğim. Siz tabii ki dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Benim sayfamda da motif birleştirme ile ilgili birçok tekniği bulmanız da mümkün bu arada. Şimdi arkadaşlar ilk olarak motifimizin birinin bir kenarından bir boşluğuna köşe yaparak başlayacağım. Yani motifleri artık kare yaparken parçayı da birleştirmiş olacağız. Şimdi battığım köşeye şöyle bir ipimi kilitliyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sonrasında artık burada 4 zincir çekelim çünkü köşeyi uzun tutacağım. Sonrasında ipimi 2 kere doladım. Tığıma 2 kere doladım ve 1, 2, 3 kere de çıktım. Tekrardan ipimi 2 kere doladım. Şöyle. 1, 2 ve 3. Arada 1, 2 zincirim var. Tığıma ipimi 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tekrardan doladım. 3 kere de çıktım. Tekrar ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğuma 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir kere de batıyorum. 2 kere de çıkıyorum. Bir kere doluyorum. Batıyorum. Ve 2 kere de çıkıyorum. Şimdi buraya şuraya bir kere dolayıp bütün hepsini bir kere de çıkartacağım. Yani yarım trabzan ya da çakma sık iğne diyeceğimiz tekniği uyguluyorum. Doluyorum, batıyorum, hepsini bir çıkıyorum. Şimdi buradan geçerken bir zincirle geçiyorum yan tarafa. Sadece burada, diğer aralarda kullanmayacağım. Şu ortaları yaptığım yerde gözüme daha güzel gözüktüğü için bunu tercih ediyorum. Motif daha düzgün düşüyor. Şimdi sırada ikili trabzanım var. Şimdi iki kere doluyorum. Artık köşedeyim. 1, 2, 3 kere de çıktım. Köşede olduğum için. Şimdi aynı boşluğa 2 üçlü trabzanlarla grup hazırlıyorum. Arada 2 zincirim var. Tekrardan aynı boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tekrardan hemen yanına 2 tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani artık mantığını aslında anlamış olduk. Hemen yanına
1 ikili trabzanlarla 3 adet boşluğu dolduruyorum. Üçlü trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan mantığıyla ilerleyip motifimizi kare yapıyoruz. Şimdi burada bir zincir demiştim. Tekrar çekiyorum. Ve hemen yanına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve buraya diğer köşenin ilk grubunu öreceğim. Çünkü ben hani ip koparmadan birleştirme tekniğini tercih ediyorum. Bu tekniği sayfamda tüm detaylarıyla, açık anlatımıyla bulabilirsiniz. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi normalde tek tek motifleri örüp birleştirecek olan arkadaşlarım bütün etrafını aynı gösterdiğim sistemle geçecekler. Daha sonra diğerinin kenarına başlarken tek tek eklemeye devam edecekler. 6x5 30 motifi bu şekilde birleştirecekler. Şimdi ben buraya geldikten sonra artık sıradaki motifimi alacağım. İpimi doladım. Bir zincir çekmiştim. İpimi doladım. Şimdi sıradaki rengimi şöylece alıyorum. Ve artık iki motifin de ön yüzü bana bakarken şöylece ön yüzü bana bakarken iki kere doladım. Çünkü köşeyi çalışacağız ilk olarak. Batıyorum. Ve karşı motifin içine 2 pardon 3 adet ikili trabzanı örüyorum. Artık yeni ekleyeceğim motifin içine örmeye başladım. Şimdi burada bir zincir çekeceğim. Ve artık motiflerin arka yüzleri birbirine bakarken şöylece ikisinin arkası birbirine bakarken eklemeye de devam edeceğim. 3 taneyi örmüştüm. Hemen şuradan arkadan denk gelen boşluğun içinden geçirip bu mantıkla başlayıp bütün motiflerimi de bu teknikle örmeye devam edip 6x5 30 motifli oluşan arka parçamı tamamlayacağım. Sizden ricam, bu benim eklediğim tekniği kullanmak istiyorsanız tüm ayrıntılarını, detaylarını bulabileceğiniz videom ip koparmadan motif birleştirme videosu için lütfen sayfamdaki videoyu izleyin. Detaylıca takıldığınız yerler olursa bana video altında soru olarak yöneltebilirsiniz. Ben de en yakın zamanda size dönmeye mutlaka çalışacağım. O zaman herkes dilediği teknikle arkayı birleştirsin. Sonra ön parçaların yapımı ve birleşimine geçelim. 6x5 30 motifli oluşan arka parçayı gördüğünüz üzere birleştirmiş oldum. Şimdi ön motifleri birleştireceğiz. Bu parçamızı ekleyerek hırka formumuzu vermeye devam edeceğiz. Ön motifler için biliyorsunuz 24 artı 4 yani 28 adet sağ ve sol parçadan bahsetmiştim. Şimdi 4 motifi 2 artı 2 olmak üzere karşılıklı ben böyle aynı renkleri çalışmıştım biliyorsunuz. Simetrik olarak yerleştireceğim. Şu şekilde uygun beğendiğim renklerle karşılıklı böyle bu şekilde dizeceğim. Ama bu ilk dizdiğim sıra yani şu benim omuz motifim olacak. Yani bunları şöyle sonrasında omuz için kullanacağım. Ben gene ip koparmadan birleştirmeyi kullanacağım için iki parçayı hazırlayıp sağlı solu yerleştireceğim. Parçamın birisi 14 7 çarpı 2 7 çarpı 2 bu tarafa 14 14 omuz motifleriyle birlikte kol evini de oluştururken yerleştirmiş olacağım. Öyleyse ben parçalardan birini hazırlayayım. Kollarıyla birlikte tamamlayayım. Diğerini de hep beraber
Yapalım. Siz bu arada isterseniz tek tek de motifleri ekleyerek ilerleyebilirsiniz. Ya da tek parça ekleyip tek parça ekleyip dikebilir ya da sık iğneyle birleştirebilirsiniz. Bu hani birleştirme kısmı tamamen sizin isteğinize bağlı. Nasıl kolayınıza geliyorsa, eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Öyleyse ben parçalarımı hazırlayayım. Evet arkadaşlar, motiflerin ön tarafını da ekleyip hatta ön parça ile birlikte kolu da ekledim. Şu diğer parçayı da şu şekilde hazırladım. Bunu da eklerken size göstereceğim nasıl formunu verdiğimi. Şöyle özetle üstünde göstermek gerekirse eğer şöyle bir parça hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 uzunluğunda ikişer de eninde hazırladım. Şurada göstermek istiyorum size. Şurada göstermek istiyorum. Ay çok pardon. Şu omuz kısmında şu iki motifi enseye, omuza yerleştirdim. Ondan sonrasında onunla birlikte kol evimizi oluşturdum. Yani onunla birlikte 1, 2, arkadaki de motif olmak üzere 3 motifle kol evini oluşturdum. Şu şekilde 1, 2, 3 sıralı her bir sırada 3 adet motifle de kolları oluşturdum. Şurada ense boşluğumuz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdan başladım eklemeye. Böylelikle ensenin boşluğunu oluşturmuş olduk. Şöyle daha geniş açıda göstermem gerekirse şu şekilde. Şimdi yapacağım işlem şu. Ekleyeceğim parçam şu şekilde buraya yerleşecek. Alttan başlayacağım çünkü böyle burada bitirdim. En son buradan başlayacağım eklemeye. Kol evine kadar eklemeye devam edeceğim. Yani kol evine kadar eklemek de ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 parça motifi. Yani bunu 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar şu şekilde ekleyeceğim. Daha sonra bunu da buraya bu şekilde öreceğim. Böylelikle de kol evimi oluşturacağım. Öyleyse ben bu parçayı buraya ekleyeyim. Siz de kendi birleştirme tekniğiniz her nasılsa benim gibi birleştirip şu yukarıda gösterdiğim yerde kol evini bırakıp daha sonra kolları yerleştirelim. Ben ip koparmadan birleştirme tekniğini kullanıyorum demiştim. Şimdi onun için bir tarafını boşta bıraktım. Bu şekilde parçamın şimdi karşıya örerek bu parçayı ekleyeceğim. Aslında bu tekniğin böyle daha çok da kullanışlı oluyor. Kullanması, örmesi çok pratik geliyor bana. Şimdi o zaman hep birlikte ben burayı eklerken siz de kendinizdeki parçayı ekleyin. Kol evinde buluşalım. Alttan 5 motifi sayıp koltuk altı olacak yere kadar, kol evini oluşturacağım yere kadar motifleri birleştirdim. Şimdi buradan sonrasında ise artık bu kol evini oluşturacağımız için şu yan tarafı karşı tarafla birleştirmeden sadece örüyorum. Aynı bildiğimiz teknikle. Evet, burayı dediğim gibi ördüm. Şimdi tam arka motifin yani şu köşesine birleştireceğimiz şu ortadakini ense motifi olarak bırakacağım. Buradan bunu bu şekilde karşı tarafla birleştirerek örmeye devam ediyorum. İki motifi arka parçaya tutturuyorum. Bakın zaten bunu böyle tutturaraktan bile şöyle göstermek istiyorum. İşte bakın burada kol evini oluşturduk. Evet, sağ taraftaki parçayı da birleştirdik. Böylelikle kol evimizi oluşturduk. Ense boşluğumuz var. Şimdi aynı buradaki gibi şu kol motiflerini
şu şekilde kol evine yerleştireceğiz. Aslında artık bunu benimle birlikte diğer hırkalı motifli hırkalarımı izleyen arkadaşlarım hepsi biliyor kolları nasıl yerleştirdiğimizi. Şimdi bunu buraya, bunu üstüne, bunu da arkaya mantığıyla aynı bu şekilde yerleştireceğiz. 1, 2 arkada. Sonra tamam, kolu da tamamlamış olduktan sonra ağzına bir sıra şu şekilde her boşluğa, hani bu hanım dilendi tekniğiyle doldurup ağız kısmını da tamamlayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Bu kol detaylarını falan buralarda biraz hızlı geçiyorsam eğer, yeni başlayan arkadaşlarım için hırka videolarım var. İlk paylaştığım videolar. Yeni başlayan arkadaşlarıma işte hırkanın kol evini oluşturma, arkasını oluşturma. Orada tek tek hepsinin birleşimini, yapılmasını, o her aşamasını tüm ayrıntılarıyla anlatıyorum. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk kez karşılaştığım yeni başlayan arkadaşlarım için. O zaman diğer kolu da tamamlayalım. Sonra şu pat kısmını nasıl yaptığımı da göstereyim. Hırkamızı tamamlamış olalım. Evet, her iki kolumuzu da tamamlamış oldum. Motiflerimi karşılıklı simetrik birbirlerine uyumlu şekilde ekledim. Kol ağzını dediğim gibi bir sıra hanım dilendi tekniğiyle geçtim. Şöylece ne? Şimdi artık son aşamada hırkanın patını örmekte sıra. Bu patı örerken hırkamızın bedeniyle oynamamız da mümkün. İstediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz patı. İstediğiniz bedene göre ayarlamak da böylece mümkün olur. Tabii çok daha büyük bedenlere çalışmayacaksanız eğer, çok daha büyük bedenlere çalışmaksa niyetiniz, motifleri bir sıra daha büyük örmeniz gerekecek. Ancak patıyla oynayarak 42 hatta 44 bedene kadar büyütmeniz de mümkün. Benim planım patı 2 sıra örmek. Tabii ki eğer ihtiyaç hissedersem, daha güzel duracağına inanırsam 3. sırayı da örebilirim. Şimdilik niyetim 2 sıra örmekte. Nasıl başlayacağımı ve devam edeceğimi size göstermek istiyorum. Aynen şu şekilde şuradan, köşeden başlayacağım. Siz de dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İlk olarak köşenin içine şöyle ipimi bir kitleyeyim. 1, 2, 3 zincirle yükselip hemen yanına bir adet ikili trabzanı örüyorum. Arada 2 zincirim var. Şöyle. 2 zincirim var. Aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan daha örüyorum. Ve bundan sonra her bir trabzanın üzerine, her bir ilmeğin üzerine bir adet ikili trabzan öreceğim. Aynı bu şekilde bütün hırkamın çevresini dolaşacağım. Aynen buraya kadar çevresini dolaşıp buraya kadar geleceğim. Sonra aynı yerden bir sıra daha başlayacağım örmeye ve böylelikle patı da tamamlamış olacağım. Evet, en sevdiğim yerde finaldeyiz. Hırkanın patını da ördüm. Ben 2 sırada tamamladım çünkü gayet bedene uygun düştü. Dediğim gibi bunu 3-4 sırada tamamlayıp ebatını büyütmeniz çok mümkün. Hırkanın ebatını, pardon, boyunu da uzatmamız mümkün biliyorsanız aşağı doğru. 9 motifle artı 9, eksi 9 motifle hırkamızın boyunu ayarlayabiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Örmesi pratik, oldukça keyifli bir hırka. Dilediğiniz iplerle örüp isterseniz tamamen kışlık ürüne de çevirebilir, yünlü ipler kullanabilirsiniz. Bizim iplerimiz 4 mevsim. 4 mevsim kullanılabilecek bir hırka örmüş olduk böylelikle. Beğendinizse bir beğeninizi alırım. Şimdiden çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.